Star Trek'te bir sezon daha tamamladık. Koca iki sezon devirdik. İlk başta ben şey diye düşünüyordum açıkçası. Ya yani bir 5 bölüm ondan seçeriz. 10 on bölüm bundan seçeriz. İşte 15-20 bölüm paketleriz falan. Ben yani 30 küsür bölüm. Iki sezonda 30 bölüm falan ben konuştuk galiba. <laughs> Next Generation'dan 15 bölüm yaparız diye mi düşünmüştün? Hayır hayır. Sezon başına işte 10 bölüm 10 bölüm yaparız diyordum ben. Ee, her, her seferinde büyüttük. Şeyi. <laughs> abi daha başlamadı. Tabii tabii daha artacak. Yıllardır bana hep start e nereden başlayayım diye soranlara sabrım varsa sırası sırasıyla izle. Sabrın yoksa The Next Generation 3. sezon 1. bölümden başla derim hep. Ee, sana sorayım. İlk sezonu hatırlıyorsun. İkinci sezonu taze bitirdik. İlk sezon ile ikinci sezon arasında fark neydi? Neler oturmuştu? Valla bir şey diyeyim mi? İlk de iki arasında e, oturmuştuk karakterler üzerinde vardı ama genel olarak dizinin yapısı olarak çok da bir oturmuşluk yoktu bence. Hala kafalar karışıktı. Ama karakterler daha çok oturdu. İşte e, taşa çıkınca birazcık o sıkışmışlık gitti. karakterlere odaklandılar. Özellikle işte Picard, Riker, Data, Worf dörtlüsü. Hani evet arada La Forge'a giriyoruz. Vestimiz var unutmayalım. West'in annesi gitti bu sezon işte Pulaski geldi Pulaski'yi bir iki bölüm tanımak için aldık falan ama ağırlık dört kişi üzerindeydi o güzeldi e, güzel dedim hani ben yine isterdim ekstra Troy karakteri çok geride kaldı yine kadın karakter olarak e, çok öne çıkan biri olmadı Pulaski haricinde yan karakterlerden hani yan rollerde gelip bir bölümlük iki bölümlük gelenlerde güçlü kadınlar vardı ama bir yandan da iyi dağılmadı sezon yani ilk sezonda kadar dağılmadık. Ama yine de hala abi biz işte koca bir sezon ne anlatıyoruz? Temamız ne? Nasıl bitireceğiz? Yine çok kötü bir sezon finali oldu. Yani bir özet gibi yapmaya da çalışmışlar ama gerçekten çok sıkıcıydı. Yani benim iki sezon boyunca sıkıldığım, en çok sıkıldığım bölüm olabilir ikinci sezon finali. Bir de şey şu evlendirmeye kızın, kızını mı evlendirmeye çalışan biri vardı. O da, o da çok kötü. <laughs> abi şöyle tabii. E, bak aklıma şu geliyor bence sene itibariyle diziye, diziden beklentin de yanlış olabilir. 90'larda falan çünkü arklar başladı. Bu senelerde arklar yok. Yok yani yok evet evet. Biz bu sezon ne anlattık falan bunlar çok modern söylemler abi. Lost'tan falan çok popüler oldu televizyonlarda. 90'larda Buffy ile Mafi ile falan başladı. Yok x Files'ta falan vardı ama 90'larda. evet x Files'ta vardı. Ama var şu an 88'deyiz abi dur. Yani. Yok haklısın yani haklısın. haklısın Ark falan dünyası zaten en fazla 2 iki, iki takip eden bölümler olacak Star Trek'te. Yani çok şahane sezonlar göreceğiz. Olarda da olmayacak öyle bir şey. Beş benzemez gidecek hep. Ama şuna biraz odaklanıyor gibiler ya. Sanki ondan ben kullanıyorum. İşte ilk sezon hep söylemiştim işte insanlık yargılanıyor ve arınmaları isteniyor. Orada biraz toparlıyor. Bu sezonda da böyle işte şimdi insan ol dışındaki ırkları tanıyoruz ve onların birbiriyle kaynaşması ya da hiç bilmedikleri e, maceralar içinde büyük tehditlerle karşılaşmaları, kendilerini tanımaları falan gibi düşünüyorsun. Ama bu düşündürüyor işte biraz. Diyorsun ki evet bununla uğraşmışlar. Ama dediğin de doğru. O sezon, o dönem hani e, muhtemelen TV alışkanlığı farklı. Herkes bir açıyor. Ya bir Star Trek izleyeyim şimdi. Üç bölüm boyunca takip ettiğim bir hikaye olmasın diyordu muhtemelen. Ki her, ya bu sezon herhangi bir bölüm aç izlersin. Ne oluyor falan demezsin yani. Hani en kötü bakarsın iki dakika bulursun ne olduğunu. Öyle çok büyük bir ark takibi gibi bir şey yok. Biraz Art da onu hedeflemiş. Star Trek diye bir şey yok zaten dikkat edersen. Hiç ya yani öyle bir şey yok. Geldi. Öyle de devam edecek İlk böyle arklar nerede oturmaya başlıyor biliyor musun? Deep Space Nine'ın yarısından sonra. Hmm. Yılı geliyor artık çünkü. Yani televizyonculuk ona dönüşüyor. Deep Space Nine'ın yarılarından sonra hep sezon sezon arklar oturmaya başlıyor. Çok da keyifli oluyor. Ama ben mesela Deep Space Nine'da da Next generation özlüyordum böyle. Şey oluyorsun bazen. Ya tamam abi o gitti bu geldi yeter. Bir açılalım uzay gemisiyle de iki gezegen görelim. <gülüyor> <gülüyor> Ya tabii bir de çok uzun bir zaman aralığı anlatıyor dizi. Yani e, bir sıkışmıştı yok. Bazen işte o hataya düşüyor ama. O Vesti'de bir bölüm vardı. E, Westin ekip kurup gezegene inecekleri. Orada arada 8 hafta geçti falan diyor. Kesinlikle anlamıyorsun. Yani Hı -hı. biraz bunların da kontrolünü kaybetmiş dizi ama okey. Yani bunlar çok dertli ama benim ana sıkıntım biraz bu, e, bu sezonda karakterler tam böyle adım atacak gidecekken onları biraz çorba etmişler. Worf ne yapıyor ne olacak hep böyle abi işte e, birkaç bölüm dışında hep bir sevgili arıyor, dayak yiyor. <laughs> abi ritüelimiz bizim çok iyi. Tamam da abi hadi artık bir şeyler yapalım. Tamam abi yaparız ama önce dur ellerimi sıkayım kan aksın falan. <laughs> Biraz oralarda biz Ha kızındandı <laughs> kızın sıkıyoruz. Biraz sıkışmışlık hissettim bazı noktalarda ama datalı bölümler bu sezonun favorisi abi. Yani data varsa benim için artık okey bölüm iyi. <laughs> Bana 10 sezon Data versinler izlerim. <laughs> Şu an o o, o konumdayım ya. Yani. Bir de Picard versinler. İkisi benim için okey. Dizi bu bölümde yavaş yavaş bence sesini buluyor. Ne diyeceğine karar vermeye başlıyor. Sezonluk arklar anlamında değil ama bir Star Trek bölümünde neler olmalıdır? Next Generation bölümünde neler olmalıdır konusu çok 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 örnek bölümler var bu sezonda. İşte ba daha önce bahsettiğim gibi Ver Silence izler. Evet. Efendim işte Şizoitmen ee, Pardon Şizoitmen Shiz diyorum pardon e, Metrof Anır bölümü Hani farklı kültürleri görüyoruz bölümü e, Tuhaf yaratıkla karşılaştık bölümü The Royale mesela Acayip bir olayın içerisine girdik Dedektiflik macera bunu nasıl çözeceğiz Ne oluyor burada bölümü Times Square bilim kurgusal ilginçlikler yaşıyoruz bölümü Evet Times Square yani. aa, Borglar uzaylılar falan zaten QHU çok şeydir yani, QHU da iyi bölümdü ya Next Generation'da izlenmesi gereken 5 bölümlü internette aç liste bak. QHU ile Meşhur Of Amen içerisindedir zaten. Hani böyle anladın Net. mı? Bunlar böyle çok çok güçlü bölümler. Royal gibi biraz bir daha, daha da, böyle e, fantastik dünyaların olduğu tatlış bölümler. <laughs> bir yandan da işte Up The Long Ladder gibi modern bir konuyla ilgili yorum yapıyoruz derken Ryker İrlandalı çiftçinin kızına sapladı bölümleri de var böyle. <laughs> i̇lginç ilginç. İlk ses. Baldur's Gate ilk... 3'te bir 5 2 saat daha sonra oyuna sen de şey karşılaşacaksın. Göçmenler olmuş. Bir yerde savaş olmuş. Bir yerden bir yere Baldur's Gate'e göçmen gidiyor. He. Orada hemen birileri çıkmış şey diyor. Aa göçmenleri almayalım, duvar kuralım falan filan anlamaya oh. başlıyor. Hayda. <laughs> sen de böyle sen de işte böyle baş karaktersin. Sen de böyle ya durun etmeyin, eylemeyin falan gibi arada kalıyorsun falan. Yani böyle modern konularla alakalı yorum yapacağız. Hoş ama yani bazen yıllar geçtikten sonra o bağlam kaybolunca biraz şey oluyor. Mesela Baldur's Gate 3'ü 10 sene oynayan sonra oynayan birisi ne olacak? Ya da gülüp geçecek. Mesela şey ilginç. 1989 senesindeki bölüm. 1989 senesinde nasıl bir göçmen krizi olmuş bilmiyorum bu arada. Yani herhalde Amerika'da bir göçmen mevzusu olmuş ki bu kadar böyle göçmenle alakalı bir bölüm çekme ihtiyacı hissetmişler. Ee, bunun dışında Pampas bölümü. Yani şey bölümleri. Duygusal bölümler biraz daha. Öyle şey bölüm onlar. E, dur. Um, first Contact diye. Prime Order. Ha Prime Order. Evet evet. Prime Directive. Prime, Prime Directive bölümleri. Aynen. Bir de Prime Directive bölümleri. Bunlar bundan sonraki dizide ne olacaksa onun aslında ana skriptinin yazıldığı yerler. İlk sezon çok değildi. İlk sezon The Original Series ile böyle bir yeni bir şeyler mi denesek? Ayarda ayarı da kaçıyor ama. İşte şey de çıkıyor. Conspiracy evet. bölümü de çıkıyor. Yaratık çıkıyor. Çok deneysel. Çıkıyorlar beynine falan. Mesela <laughs> o derece hayvan bölümler bu sezonda yok mesela. O da güzel bölüm. Keyifli bölüm ama yani e ee, sesinin tonunun oturduğu sezon bu sezon. Hatta e, internette de bak biraz araştır hep 3. sezon ilk ta en tavsiye edilen sezondur tabii ki ama. E, yaklaşık 30 yıldan beri şöyle bir söylem kullanıyor internette herhangi bir böyle biraz forumlarına girip muhabbetlerine girdiğin zaman dizinin sakalının büyüdüğü sezon diye bir muhabbet ha, var. Ha tam tamam. çıktı sezon. Bıyıkların terlediği, sakalların çıktı. Bu next generation kalmıştı. Ha, Çünkü okay. Riker'ın sakalı çıktıktan sonra dizi iyi oluyor gibi bir muhabbet olmuştu. Growing a beard. Yani hep bak böyle internet atıyorum. X-Files grows a beard. Anladın mı? Hani böyle ya da işte sal ne var o dönemden. Yani... Anladım anladım. Konsepti anladım ya. Evet. Anladın mı? Ellie McBeal grows a beard. Neyse işte o dönemin dizilerinde. <laughs> yani Dawson's Creek fakanın... ha, ha, sakalının büyüdüğü bölüm demek şey demek yani. Hani artık böyle daha oturaklı, daha böyle seni etkileyen bölümleri çekilmeye başladığı zamana. Sakalının büyüdüğü bölüm, sakalının büyüdüğü sezon diye anılmaya başlıyor. Next Generation'dan kalma bir şey bu. Ee, yani şey çok ilginç. Next Generation'ın ne kadar influential bir dizi olduğunu, ne kadar diğer dizilere ve kültürlere aslında etkisi olduğunu. Bugün hala, bugün biraz şey oldu yani. Next Generation vakti zamanında böyle bir ışık yakıp o kadar çok yere ilham verdi ki, X-Files dahil. Yani sonrasında da X-Files o kadar fazla yere ilham verdi ki bugün hepsinin arkasında böyle biraz Next Generation olduğunu bir sürü insan kaçırıyor anladın O kadar ilginç bir dizidir. Tabi izlemeyince görmek de zor onu. Tabi ilerledikçe de çok farklı yere gidecek ve ne yazık ki insanlar işte böyle Star Trek Star Trek diye övüldü. Dirdim Star Trek Discovery'e baktım o ne abi ayakkabı gibi filmmiş dizilmiş falan diyorlar. <laughs> e haklı millet yani şimdi şey çok üzücü. Vakti zamanda bu kadar ilham vermiş bu kadar yol ve kapı açmış bir dizinin yeni versiyonları. J.J. Abrams Alex Orji, Robert Kurtman falan gibi itin köpeğin eline bırakılınca Hı. anlamsız bir şeylere dönüştüler yani. Picard da patladı. Filmlerden de çok mutlu değiller anladım. Kadarıyla. Ay şunu şu diziyi bir bitirelim de. Senin de bir Discovery, bir Picard dikey çakışı çekelim. Yani <laughs> şu an çekersek keyifli olmaz anladın mı? Star Trek sen bir içinden ne işte Star Trek'in o zaman konuşalım. Evet, bitince bitince onu yapacağız ya. Onu ben de koydum kafa. Şu an çok merak ediyorum hatta. Ne kadar kötü olabilirlerdi. Eminim çok kötüler ama. ah, ah abi ah. Yani Star Wars'un geldiği noktadan daha kötüler ama Star Trek biliyorsan. Star Trek bilmiyorsan şöylesin. E işte ne güzel oradan oraya koştular kapıştılar. Yani ama Star Trek biliyorsan ve Star Trek izlemiş birisiysen şey gibi. <laughs> Ay neyse hoşçakalın. <laughs> <laughs> Gel çıkamam. Bu konuya girmemeye komple karar verdim. Ya bu, ileride gireriz buna boşver. Bu sezonla ilgili ekleyeceğim. bir de... Ha, hadi, Dur ona geleceğim. Bir tek şey ekleyeceğim. Diana <laughs> Troy konusunu ekleyeceğim. Troy bu arada açılmaya devam ediyor. Üçüncü sezona da başladım ben. Orada da açmaya devam ediyor kendisini. Ama işte bak mesela dedin ya demin Riker sakal bıraktı. İşte göreve gitti. Eğitime gitti. Başka bir gemiden işte kaptanlık teklifi aldı. Hep bunları üzerine koyarak gitti. Hani Picard da bu sezona biraz da zaten hep o bilgi olduğu için ya da belli bir olgunlukta olduğu için onun bir şey üzerine koyup koymadığını çok net anlayamıyoruz. Ama Riker koyuyor görüyoruz. işte Data koyuyor. Troy'a böyle çocuk yükledi ilk başta. Çocuk doğurdu morali bozuldu. Riker'la bir yakınlaşıyor yakınlaşmıyor. Böyle arada böyle bu şey gibi oldu. Troy karakterinde ben biraz üzülüyorum. Yani böyle ortaya atıyorlar zar gibi. abla sen burada bir, bir, yuvarlan. Senlik bir şey var. Bir, bir zihin oku sonra çık. Biraz o tadımı kaçırdı bu sezonda. Onun dışında bir derdim yok. Ee, en beğendiğim bölümde zaten iki bölüm arasındayım hala düşünüyorum. Yani Eee Qhu bölümler arasındayım sen. <laughs> ee, ben de Meçrufemenle aslında Peak Performance arasında kalırdım. Ama galiba Peak Performance benim için çok daha bana dokunan bir bölüm. Yani hmm. hani birisi tavsiye edecek olsam Meçrufemen'i tavsiye ederim. Ama benim için Peak Performance Qhu bölümü Güzel bölüm ama QHU bölümünün daha iyileri gelecek açıkçası. Onları da bile, yazdığım için ben şu anda. Ha sen onları bilirsin. ben Borg'ları gördüğüm, tanıdığım ve oh be işte aradığım tat diye çok yükseldim. Tabi o Sam 80'lerin sonu o bilim kurgu tadı Terminator işte bilmem ne Carchurt, Alien falan o kafaları görünce çok mutlu oluyorum yani. O yüzden ama ben de yine de Femen diyeceğim herhalde ya. O bayağı güzel bölüm. Yani dizi tarihinde de ciddi yer olabilecek bir bölüm o ya. çünkü ilk kez iki karakterin zorunlu olarak içine düştüğü ortamdan bir de böyle insan olmayan bir karakteri sorgulayarak çıkmaları falan. Çok ilham verici ya. Çok hikaye çıkarabilirsin böyle bir bölümde. Tabii. Yani biz mesela bir seri yapsak, video yapsak desek ki izlemeniz gereken 10 Star Trek Next Generation bölümü. Yani listenin en sonunda en çok övdüğüm bölüm olarak Bajorafen men koyarım ben. Bilmeyen için, Hı -hı. yeni gidecek seyirci için ama kendim için ee, şu anda şey aynen. daha güzel benim için açıkçası bir performans. Öte yandan bu sezon Laude's a Whisper bölümü açıkçası benim aklımda kalan ulan Star Trek ne güzel dizi neler neler yapmışlar dedirten bölümlerden bir tanesi oldu. Sağır abi üçü ha, üçü, ha ha üçü, evet evet hatırladım. Sonradan üçü söylüyor. Ha, çok iyi bölümde aynen. Barışı sağlamak için diğerlerine hem dil öğretiyor hem de şey yapıyor barışı sağlama çabasından vazgeçmiyor falan yani iletişim, iletişim için odaklı olmak, çözüm için odaklı olmak kafası çok güzel anlatılmış. Çok güzel bir bölümdü açıkçası. Hem Hı -hı. böyle biraz şeydi hani moral, motivasyon, feel good bölümüydü açıkçası. Hem de yani doğru da bir şey anlatıyor yani. Ciddi bir sorgu da vardı orada. İşte gerçekten Hı -hı. işin içinde sağır insanlar da vardı işin teknik tarafında falan. Kesinlikle çok iyi bölümdü ya. O zaman bak bu iyi fikir oldu. Ee, bir noktada şey yapalım. Ee, i̇zlemeniz gereken ilk sayıda bölüm. Star Trek bölümü Hı -hı. diye parça parça yapalım. Belki birkaç kere. Elementary Dear Data bölümünü bir anmak Aa, istiyorum. Data'nın Sherlock Holmes merakının başlaması ve Moriarty kurgulamaları falan filan. <laughs> e, onu geçenlerde Sherlock Holmes araştırıyordum biraz. Sherlock Holmes konuştuk Ceren'de çünkü. Ha şey gördüm. Falan. Çok severim o filmleri ben bu arada. İki film çok e, iyidir. Sherlock Holmes Estate diye bir şirket var. 2001 senesinde şeyleri bitmiş. Sherlock Holmes hakları üzerindeki şeyleri bitmiş. Hıh. Hmm. Ama 89 senesinde çekilmiş bu diziye demişler ki Sherlock Holmes'u çekerken bizden izin almadınız. Aa. Bir kere daha Sherlock Holmes'u bizden izinsiz kullanırsanız size dava açarız demişler. Uyarı almış dizi. Data için farklı kurgulanan Sherlock Holmes bölümlerini inceden riske sokmuş bu da. Böyle ilginç bir Vallahi olay. Allah Allah çok, çok komikmiş lan. İsim değişti. Ee, öte yandan data bölümleriyle alakalı hadi şeyden de bahsedelim. Okan'a bölümündeki stand-up stand yapan. Stand -up Abi çok güzel. Şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle anlamıyor ya. bir de. Neden gülüyorsunuz bunları falan. <gülüyor> Bizi anlamaya çalışıyor bu sezon. Ee, oyunu anlamaya çalışıyor. Mesela Sherlock Holmes'da hemen davaları çözüyor. Ulan öyle çözülür mü falan diyorlar. Biraz zorlan diyorlar. Niye zorlanayım mevzusu ortaya çıkıyor. <laughs> ee, başka bölüm geliyor. Pempez'de bir tane çocuğa kıyamıyor edemiyor. Başka bölüm geliyor, ulan bilgisayar oyunda yenildik bir kere daha niye oynamamın anlamı var? Çünkü strateji bir tane değildir, binlerce strateji Tabii. vardır falan. Data üzerinden çok güzel, soru cevaplar çok güzel, söylemler de ortaya çıkartmayı beceriyorlar gerçekten. Data çok, çok, ya bu sezonun yıldızı canım. Yani e, her konuda yıldızı ve onu şey gibi de konumlandırmadıkları da iyi. Yani ya işte bu da robot hep bizi bizim götümüzü kurtarıyor gibi de değil. Hata da yaptırdılar en sonunda. Ee, yani hata dediğin evet çok net bir zarar verecek hata değil ama onun için bir hataydı. Ee, bunları çözüyor olması güzel. Hatta 3. E, sezonun başında da çok güzel bir bölümle giriyor onun hikayesine. Çok da tatlı oluyor. Ee, o yüzden yani bayıldım. Ya, Troy, Troy karakteriyle ilgili sıçmalarının yanında Data karakterini çok iyi kotarmışlar. Picard da bu sezon hani... E, Özlü söz olarak ya da işte aldığı karar olarak çok iyi. Mesela onun işte geçmişe gidip kendisinin geçmişten gelen kendisi. Time Square bölümü. Times Square bölümünde işte o bölümdeki aldığı karar, onunla didişmesi falan çok iyiydi ama sezonun geneline yine bu çok yayılmadı gibi. Yani Picard yine böyle ben buradayım, yani beni unutmayın ama biraz dinleniyorum bu sezon hani böyle şey takımın yıldız oyuncusu gibi Abi bence. Picard He? için bu sezon Mejrof hemen yeter yani. Tabi tabi işte 2 iki, iki bölümle üç bölümle falan kurtardı bu sezonu ee, Picard. Tabi e şey abi Versailles'in sezliiz bölümünde de şeyi unutma. Herif deney yapacağım diye geminin yarısını öldüreceğim falan diyor Picard Hı -hı. böyle çünkü öldürtmem bilmem ne tabii. yine. Yaptırtmam Ben ha, <laughs> aynen öyle. Sonra gidiyorlar gebiyi patlatırız ulana falan geliyorlar yaratıkla pazarlık ederken. Q ile kapışmaları zaten QHU bölümünde. ya Dediğin gibi hani 3-4 bölüm yine böyle bir Picard üzerinde. olan Picard da ne adam arkadaş işte heykeli yapılsa daha kristali yetmez. <gülüyor> <gülüyor> yine Picard'ın var yani. Bak dizi tarihinde yani bütün yapılmış dizilerde karakter olarak bu kadar az öz konuşup güçlü olan bir karakter kim vardır acaba? Yani Picard net kafada. Hani e, çok popüler dizilerde bile bu kadar güçlü yani Anthony Hopkins'in karakteri geliyor aklıma. Ford karakteri. Yakın hmm. dönemde. Onun dışında... Böyle bir lafıyla bir sözüyle hani... Tarihi bir karakteri falan canlandıranları geçiyorum. Kurgusal karakterler üzerinde. Yok gibi lan. Hani Picard çok güçlü yani. Tabii o, tabii. E şey bile... Fazla güçlü yani, yani, yani. iyi yazıyorlar. Yani şey de çok iyi. Aktör de çok iyi tabii ki. Şov yapıyor. Yani peak evet. performance bölümünde bile mesela... Bir önceki bölüm çok bahsettik. Peak performance bölümünde. Data şöyle diyor O böyle diyor Bu böyle diyor diye. Picard da yani... Picard çok banka olduğu için Picard dışındakileri övüyoruz gibi oluyor. <laughs> evet. İstiyorum bölüm nerede? zaten yani. iyi. Picard zaten hep şimdi, mı? Yani orada ya, Erif gelmiş diyor ki ya senin bu kimya beceremeyecek falan filan diyor. Son bölümde işte hemen ha. Picard böyle yapıştırıyor Raiker'a diyor canımla bile güvenirim. Hiç kaybetmemiştir o. Senin gibilerin içinden trenle geçer falan. Diyor. Öyle <laughs> tabii i̇şte Çok güzel güzel konuşuyor. <laughs> Bizim <gibi. gülüyor> Ay gibi yapıyor da. Ben <laughs> yaptıktan da çok iyi söylüyor yani anladın mı? Ondan dinlemek lazım. <laughs> Şekayı anlatamayan adam tam. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tam öyle oldu. Picard var abi. Cihaz mı? Neler söylüyor bilsen ama ben yapınca olmuyor. <laughs> Gemisine gitmen lazım. <laughs> yani bu arada e, bir şey de eklemek istiyorum ekleyeceğim şeyi unuttum ya. Aklıma başka espri gelir gibi olup bütün beynim karıştı. Evet, Kar ekleyeceğim mu? hiçbir şey yok. Yok mu? Tamam. Bir de Ryker'a değinebiliriz. Bu sezon işte sakalı çıkmasıyla beraber o güzel bir Ryker izledik. Hep böyle e, daha da ileriye giden işte o e, Warp'ların gemisine gidecek kadar cesur, orada kavga edecek kadar yine cesaretli. Gemisini Hı -hı. terk etmedi. Yani çok iyi bir görev aldı. Bölüm adını şu an hiç hatırlayamıyorum. Bu bölüm biz e, şey o e, Metrofanır bölümü. Metrofanır da mıydı aynen bu bölüm biz biraz da tasarruflu olalım diye Samaritan Sınır bölümünü konuşmadık açıkçası. Evet. Ee, i̇nşallah biz konuşmadık diye izlememezlik etmemiştir seyirci. Çünkü Samaritan sinir bölümünde e, ana hikayede Jordi bir yandan işte bir takım birilerine esir düşüp bilmem neler yaşarken e, B hikayesinde Picard West ile beraber bir gezegene gidiyor. Orada bir önemli bir durum olduğunu e, efendim söylüyorlar. Picard kimseye söylemiyor ama büyük sırrının ne olduğunu. Ondan sonra Picard meğer kalp operasyonu geçiriyormuş. Kalbi zarar görmüş çünkü yılların önce bıçaklanmış kalbinden bir kavga sırasında. Bir kadın tarafından falan. <laughs> Abi ya işte böyle bir o bar kavgası sırasında bıçaklanmış kalp operasyonu geçiriyor ama bunu da ekibine duyurmuyor ki işte şey olmasın diye. Ne derler? Ee, aman kaptanın kalbi zayıfmış diye laf yayılır da birisi bir şey derdiye açıkçası. Diye. Kimseye böyle bir şey yağmadığını öğreniyoruz. Gel gelelim ondan sonrasında Pulaski'yi e, çağırıyorlar. Çünkü kalp operasyonunda bir sıkıntı çıkıyor. Ulan kalp operasyonu konusunda uzman kim? Pulaski. E, a, Pulaski bunun gemisindeymiş. Bu buna niye söylememiş? Çünkü hırt. Hadi Pulaski'yi çağırıyorlar. Pulaski çözüyor Picard'ın derdini. Ve şey diyor hani merak etme sırrım bende güvende falan diyor. Böyle bir Picard'ın böyle bir yan bölümü de var. Biz bu sene şey bu sezonda konuşmadık Samaritan Sneer'ı. Çünkü A hikayesi çok sıkıcı. Bir grup deniyor. Böyle tiyatrocular falan da böyle çok sıkıcı oyunculuk yani oralarda. yani. <laughs> ee, aslında şey gibi Outrageous Okana gibi biraz. Outrageous Okana'da da Okana'nın maceraları hiç kimsenin umurunda değil. Data'nın de bu önemli ya böyle. Hiç hiç ya evet ya. Hiç ilgilenmedik o tarafla zaten. O yüzden Samaritan's Snail bölümünü biz atladık diye siz atlamayın arkadaşlar. Çünkü Picard'ın kalbiyle olan sıkıntı ileriki sezonlarda tekrar tekrar devreye girecek. O Picard'ın kalbinden bıçaklanma hikayesini bir Picard'dan dinleyin bence. O bölümü açıp eksik bölümleri izleyin. Ee, onun dışında benim ekleyeceğim şey var mı? İşte TR -er Gray Hat yani o, o, da, o da Bu tarz mimleri de artık buradan direkt birebir görmekte keyifli oldu ya. Bütün oyun. Tabii artık sen de şeyci oldun değil mi? Hani engage, make it so hani böyle. Tabii canım. Ben bütün yayınlarda şunu alıştım. Şöyle yapıyorum devamlı. <laughs> Tişörtü falan düzelt. <laughs> Picard manevrası işte Aynen Ay, Picard manevrası yapıyorum. Birazcık e, kısa bir sandalye bulursam Ryker oturuşu da yapacağım ama daha bulamadım onu. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyeler çok uzun oğlum artık öyle oturamıyorsun yani. Hayır abi Ryker çok uzun. 1.90 küsür herif ya. Hakikaten evet, boylu poslu evet. yani. Uzun uzun ya. O zaman 3. sezonda döneceğiz. Yakında gelecek 3. sezon ilk 3 bölümle muhtemelen hızlıca 3. sezonda atlayacağımız bölüm olacağını ben gerçekten zannetmiyorum. 3. sezonu Tanrıların bize gönderdiği bir armağan olarak <gülüyor> <gülüyor> gibi <izleyim bence. gülüyor> tapınacağız gibi duruyor bu gidişte. Bakalım. O zaman Star Trek videolarını takip etmek için abone olmayı unutmayın. Çan'a da tıklayın. O Çan'a tıklayınca bildirimler size çok daha net, güzel, şekilde arabayla, kargo ile kapınıza kadar gelecek deyip öpüyorum sizi o zaman. Görüşürüz abi bir sonraki bölümde. Kendinize Görüşürüz. Iyi bakın.